Yeni bir videodan herkese merhaba. Her şeyin değiştiği bir dönemdeyiz. Değişenler arasında tabii ki çalışma koşulları, çalışma şartları ve çalışma alanları da var. Şu anda içinde bulunduğum harika bir ortam var. Bu ortamı geçtiğimiz haftalarda keşfetmiştim. Özellikle bir video ile anlatmak istediğimi de buradaki işletmecilere söyledim ve kabul ettiler. İşte o gün bugün. Neden? Çünkü bu videonun birçok kişiye örnek olacağını düşünüyorum. Hibrit bir yaşamdan bahsedebiliriz artık. Hibrit yaşam ne anlama geliyor? Özellikle kendimden örnek vermek gerekecek olursa benim bir sabit ofisim yok. Benim her yerde çalışmam gerekiyor. Sırt çantamın ve dizüstü bilgisayarın veya cep telefonunun olduğu bir ortam benim için ofis anlamına geliyor. Ama buradaki verimliliği daha da artırabilmem için bana biraz evimi, biraz da ofisimi hatırlatacak olan ortamlar kesinlikle benim için çok cazip alanlar. İşte şu anda tam olarak öyle bir yerdeyiz. Bu yerin adı Pera Cafe and Work ve isterseniz önce hızlıca bir tur atalım. Bundan sonrasında da birçok kişiye, birçok kuruma ilham verecek olan bazı detayları anlatacağım. Az önce izlemiş olduğunuz görüntüler çok ciddi bir çalışma, aynı zamanda vizyonun eseri diyebilirim. Şimdi ben neden burayı tercih ettim? Kendimden bazı örnekler vereyim. Benim için internet hızı çok önemli. Yani çekmiş olduğum birçok görüntü var. İşte 4K 60 FPS bir video izliyorsunuz şu anda. 1 dakikalık bir görüntü bilmem kaç GB. Yani ben bu videoyu upload etmek istediğimde hızlı internetin olduğu yer ayakta bile kalsam olur. Yani hiç şu anda çok güzel bir sandalyede, harika bir masadayım. Ama geçtim bunlardan, vazgeçtim. Yani ayakta bile kalsam sadece o internet için oraya giderim. İşte buradaki hızlı internet gerçekten çok cazip. Bir başka konu daha var. Mesela yoğun çalışıyorsunuz ama bir yandan da acıkıyoruz. Seviyoruz yemek yemeyi, güzel şeyler içmeyi. Peki bunun için ne yapıyorsunuz? Çalışmaya ara veriyorsunuz. Hatta eğer beğendiğiniz bir yiyecek içecek varsa atlıyorsunuz arabaya, gidiyorsunuz otoparkına bırakıyorsunuz veya valiye veriyorsunuz. Zaman, masraf, bir sürü kayıp. Şimdi bu kayıpları engellemek açısından da bu tarafta harika yiyecekler, içecekler var. Hatta şöyle söyleyeyim, kahvaltı menüsü benim İstanbul'da gördüğüm en güzel kahvaltı menülerinden bir tanesi. Benim favorim İstanbul olan ama tabii ki herkesin damak tadı farklı. O nedenle burada öyle bir güzellik de var. Şimdi ben çok konuştum. Aslında burayı anlatması gereken kişiler, daha farklı misafirlerimiz var. Şimdi ekranlarınıza o misafirlerimizi getireceğiz. Farklı açılardan böyle yenilikçi bir ortamın ne anlama geldiğini onlardan dinleyelim. Selamlar, ben Ezel, diyetisyenim. Hem Göktürk'te hem Nişantaşı'nda danışmanlık veriyorum. Göktürk'te oturuyorum, burayı çok seviyorum. Pera'yı ayrıca seviyorum çünkü burada evimde oturuyormuş gibi hissediyorum. Sürekli zaten buradayız açıkçası. Kitap okumak için geliyorum, çalışmak için geliyorum veya sadece kahve içmek için de gelebiliyorum. Kahvaltıları muhteşem. Bir diyetisyen olarak gerçekten kahvaltılarını çok çok seviyorum, bayılıyorum. Kendi danışanlarıma da mesela tavsiye edebileceğim güzel tarifler var burada. Tabii tatlıları çok güzel, aşırı güzel. Tatlılarının çok güzel olması biraz handikap bir diyetisyen olarak ama yine de arada bir güzel tatlı yemek isteyenler bence mutlaka buraya gelmeliler. Benim için en önemli şey köpeğimle birlikte buraya gelebiliyorum. İstediği gibi dolaşıyor etrafta. Yani evdeymiş gibi çok rahat gerçekten. İnanılmaz şekilde ben de rahat ediyorum. Çok uzun saatler hiç sıkılmadan burada geçirebiliyorum. Biliyorum çünkü hem müzikleri olsun hem içerisinin enerjisi olsun çok güzel. Çalışmak için de gelebilirsiniz, kitap okumak için de gelebilirsiniz veya sohbet etmek için de harika bir yer bence. Bu arada hatta online diyetlerimi bile burada yapmaya geliyorum bazen. Çok güzel oluyor, keyifli oluyor. Uzaktan çalışıp hem kişilerle daha enerjik şekilde ve sıkılmadan da burada keyifle çalışabiliyorum.
Ben Ayşegül Tekin. Akademiden 2018'de mezun oldum. Onlardan yine lokalde stajımı tamamladım. Restoranlarda çalıştım. Ardından da burada mutfak şefi olarak devam ediyorum. Şöyle biz daha çok böyle herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda fast food ve vegan olarak vegan tatlarımız ve vegan ürünlerimiz bulunuyor. Hamburgerden bollara, bollardan ve kahvaltı servislerine göre var. Çıtır tavuk ve tatlı çeşitlerimiz var. Aslında mevsimsel olarak değiştiriyoruz biz menüleri. Aynı şekilde dışarıda denediğimiz veya herhangi bir şekilde bize çağrışım uyarlayan şeyleri kendi ekibimle önce uyarlayıp ardından da sunumunu gerçekleştirip bu şekilde de menüye ekliyoruz. Az önce de ifade edildiği gibi farklı avantajları barındıran aynı zamanda çok yenilikçi bir alan olduğunu söyleyebilirim. Zannediyorum bu videodan sonra bu tür alanların sayısı artacak gibi görünüyor. Şimdi merak edilen konu var. Acaba böyle bir alan oluşturmak için nasıl irtibata geçebiliriz veya bir başka soru, ben burada nasıl çalışabilirim? Şimdi Pera Cafe & Work'ün gerekli olan bütün linklerini videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Kesinlikle burada çalışmak için zaten ulaşım konusunda oldukça cazip. Metro ile ulaşabiliyorsunuz. Bu arada havalimanına çok yakın. Bu ne anlama geliyor? Yani şunu düşünün. Burada şu anda 300 megabit internet var. Download, upload. Bu inanılmaz bir hız benim için. Çekmiş olduğum görüntüleri eve gittiğimde ben evdeki internet upload hızım 20 megabit. Düşünün yani şunu bile planlayabilirim. Ben havalimanından çıkıp burada videolarımı upload ederim. Yemeğimi de yerim. Ondan sonra eve gidebilirim. Mesela benim için çok cazip bir plan. Başkaları için çok çok daha farklı fırsatlar olabilir. O nedenle lokasyon neresi? Web sitesi nedir? Nasıl rezervasyon yapılır? Nasıl ulaşırım? Bir alo demek istiyorum gelmeden önce. Gerekli olan bütün linkleri videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz sevgili dostlar. Keşfetmiş olduğum bu alanla ilgili deneyimlerimi hızlı bir şekilde aktarayım dedim. Umarım farklı, yenilikçi bir video olmuştur. Hibrit yaşam alanımıza en güzel örneklerden bir tanesi oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada mekan hakkındaki yorumlarınızı lütfen aşağıda paylaşın. Hoşça kalın.